yapıyorsun? Olmadı. Rahmetli. Gökhan Bey ne yapıyorsunuz? Nargile ya, halıcı halıcı. Halıcı diye mi lan? Halıcı diyor. Halı halı. Duymadıysa halı halı. Şey mi bu, gerçekten inanırsan hayallerine ulaşırsın diye. Çok inanıyorum, 1 milyon dolarım olacak falan diyorsun böyle. Aşırı inandığın için 1 milyon doların oluyor. Olabilir. Deneyelim bunu. Bir git böyle oturup aşırı inanalım. Anlatabildim mi dediğimi bilmiyorum ama. Anladın mı sen? Kendimi çok boş konuşuyormuş gibi hissettim şu an. Niye ben böyle bir program yapıyorum ki? Bundan sonra böyle. Çok güzel. Yok size kitaplık. Renklerimiz falan çok güzel oldu. Rengarenk değiliz. Bordoyuz biz bugün. Ben de düzgün yakalı makalı bir şey giyseydim. Senin tişörtün gibi beklersem. Niye benim tişörtlerimi giyiyorsun? Rahat oluyor. Bordo tişörtü. Ben orada eskiden şeyle giriyorduk yayına. İşte onu buraya koyamadım da. Onlara müzikle falan giriyor. Çalışmam lazım. Müzik koymaca, şey koymaca. Bir heyecan var bende. Yayındayız şu an değil mi? Başka bir ortamda yapıyormuş gibi yani. Çünkü arkada kitaplık olunca sıkıntı olabiliyor. Bir de evet, başka misafirliğe gelmişim gibi falan yani. Arkadaşlar şimdi arkamızdaki yeşil perdeyi normal sizin perde verdik. Normal perde. Şu normal perde. Normalde de hep böyle oturuyorduk. Bu şekilde yayın yapıyorduk. Hı. Artık perdeyi kaldırdık, yeşil perdeyi. Kitaplıktı yeşil perdede olan. Artık o yok. Böyle yapıyoruz. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim Özlemciğim. Özlem sanattan mı? Yok. Ama izleyeceğim. Herkes tanıman lazım. Senin değil mi? Tanıyorum işte. Takipçi. Şey, kim bu Özlem? Kim bu Özlem? Ne kadardır görüşüyorsunuz? Aklıma şey geliyor. Metin mesajı. Metin mesajı. Benim annemle öyle bir olayım var, onu da anlatayım hadi hazır şeyken. Bir eski telefonum vardı. Sabiha'nın çılgın atıyor şu an. İlişkimiz açığa çıktı gerçekten Özlem. Annem eski telefondan, benim eski telefonumdan Ericsson mıydı neydi böyle küçük. Orada mesaj geldiğinde bir metin mesajı yazardı. Bu metin kim diye sormuştu bana telefonun ekranına bakıp da. Onun gibi oldu. Koko Sabiha. Fare ya resmen. Evin önünde bir kamyon sıkıştı da. Hakikaten ilişkimiz açığa çıkmış ha. Sorry. Ya 2 saattir yatıyor bu hayvan. Yani şurada şu yayın tuşuna bastım ve geldi, koşmaya başladı ya. Tam film izlemedik oturuyoruz değil mi biz? Aslında biz oturup böyle film izlesek falan daha iyi olur. Çıldırdı, çocuk çıldırdı. Şimdi gençler, biz bu haftanın filmlerini başlığa yazdım ama bunlardan konuşacağız ama bir tane daha konuşmak istediğimiz bir film var. Ona da zaman kalırsa dedik, olmazsa haftaya atarız dedik. O filmin izleyeli aradan biraz zaman geçmişti çünkü. Bir de biraz zaman mı? Biraz zaman mı dediğin ne? Ne kadar oldu o film izleyeli? 1 yıldan fazla olmuştur. Michael Kovas'ın mı? 1 yıldan fazla mı? 1 yıldan fazla mı? Neden devam ettireceğiz bunu? Ben diyeceğim, sen devam mı edeceksin? Yani çünkü teknik olarak hakikaten 1 yıldan fazla ama... yani... genel olarak 5 yıldan da fazla. Çünkü. O kadar da değil be. 2014 yılında izledik o filmi. Neyse, önceden izledik işte. Bunu, neyse. Hayır, bunu tartış, böyle şeyleri uzatıyorsun ya. Böyle hiçbir yere varmayacak yani. Evet, önceden izledik. Ama yani tamam, 5 yıl önce, okey. Nasıl geçen sene okay izlemişiz gibi hatırlıyorsun onu, geçen anlamadım. Geçen sene demedim zaten. 1 yıldan fazla olmuştur yani. 2 yıl bu eski olmuş demek gibi. Hani... Lan 1 yıldan fazla olmuş. 10 yıl olmuş, olmuş da olabilir. Ha. Yani... nedir? Hani amacın ne? Buradaki. Yani fazla oldu dediğin zaman işte 2 haftadan fazla oldu gibi bir şeyle 1 yıldan fazla oldu. Aynı şey mi? Tamam. Senin dediğin kadar oldu.
6 yıl lan. Tamam, 10 deseydin 10 olmuştu. Ona şey, şimdi ne diyecektim ben peki? Bu muydu olayımız, hani yani ne kadar olduğuna mı odaklanıyoruz şu an? Konumuz o mu yani? Tamam, ona da vakit kalırsa geçecektik. O ama biraz şey, izlemeyen insanlara bizim konuşmamız fazla abartı olacakmış gibi geliyor, anladın mı? Zaten bütün beğendiğimiz Ya filmleri bütün öyle filmler abartan öyle abartan de, yani zaten o filmin üzerinden şey, adalet falan tartışacağız, çok da spoiler olmaz herhalde. bence o filmin komplesini anlatabiliriz ya. Ya evet, çok da şey olmaz, izlemek fark Çünkü etmez. kimsenin izlemeyeceğine eminim Neyse, böyle adını bile söylemediğimiz, elbet videonun sonunda konuşuruz dediğimiz bir filmden bu kadar uzun süre saçma sapan konuşmamız da mükemmel oldu. Scott Pilgrim'i önerdim, izlesene diye. Kıza önermiş. Ben bize önerdi. İzledik konuştuk ya diyecektim. O daha, kız da bizi hiç dinlemiyor şu an. Serhat'ın da herhalde bir tane filmi var. Herkese onu öneriyor. O izlemediyse kız, önermesin normal işte yani. Sen sanki 23 Biraz cesaret. yaşındayken sürekli iyi, hala 32 yaşında iyi kötü çirkin önerir bir kızla tanışsa muhtemelen. Tanıştığım herhangi bir Nasıl kızla iyi korudum kötü seni Serhat? çirkin şey yaptım mı? İyi kötü çirkin biraz erkek bir film İşte aa, güzel filmdir falan diye önermişsindir sen. ya. Ne film Vardır. sever bir insansa. En azından kovboy filmi değil. Onun ihtimali daha yüksek yani, anladın mı? Serhat'ın mutlu sonla bitme ihtimali daha yüksek. İlla romantik mi olması lazım Şimdi film? de bunu tartışalım, hadi bakalım. Mutlu sonla bitmek. Kimler şu film? Şimdi Kavanozlar. en başta In the Mouth of Madness'tan başlayalım mı, en son onu izlediğimize göre? İzleyelim. İzleyelim. İzleyelim diyorum. Konuşalım. Konuş bakalım, ne düşündün? Gökhan bir ara uyudu. Ona hemen açık edeyim. Uyudum. Şöyle izah edeyim. Ben o filmi sanırım yine izlemiştim. Yine mi Yine uyumuştun? uyumuştum izlerken. Sıkıldığımdan değil, filmin kötü olduğundan da değil. Film iyi bir film, iyi bir insana İyi benziyor. Ama Filmin niyeti benziyor. iyi. İyi bir niyeti var. Ama gel gör ki bana Film şey... şey ya, bir insanın kabusuymuş gibi film. Amaç o zaten muhtemelen de. Bana Amaç oysa amacına ulaşmış. Ama şey yani insanı filmin içinde tutamıyor bence. Yani şey o, olması evet, o lazım. bana da çok Yani hissettirdi. Ya bir korku hikaye filmi yok sever olmak ortada. lazım. Bir hikaye yok gibi. Aslında var hikayesi ama böyle bir şey tutunamıyor sanki. Her tutunduğu yerden bir anda bizi koparıyormuş gibi bilinçli bir şekilde. Tam ha bir şey, ha ula falan diye bir tutunuyormuşsun gibi oluyor. Hop tekrar kopuyorsun falan. Böyle bir sürü şey var. Hani işte şey gibi. Bende çok güzel aforizmalar var. O aforizmaları birleştirsen bir kitap olur mu demiş gibi. Anladın mı dediğimi? Filmde öyle bir şey var. Bir sürü güzel fikir var. Bir sürü güzel şey var. Ama bunların hepsini karıştırıp çorba yapıp güzel film yaparım gibi mi? Anladın mı dediğimi? Bana öyle Bence bir his bunlara yarattı. şey yapmış. Oturmuşlar bir akşam. Güzel bir alem İçmişler. yapmışlar. Kafalar olmuş bir dünya. Biz bunu çeksek ya demişler falan. Sonra başlamışlar konuşmaya. Şöyle şöyle bir şey olacak şimdi bu falan filan diye. Konuşmuşlar, konuşmuşlar, konuşmuşlar. Sonra sızmışlar. Sonra da ertesi gün bu konuştuklarından, akıllarında kalanından film yapmışlar. Ya düşündürttükleri şeyler güzeldi mesela filmin, hani şey yapmaları, işte bu gerçeklik algısı, ondan bahsetmesi, işte adamın şey fiction, hani yazdığı şeyin popüler olmasıyla, ne yapıyorsun? Olmadı. Rahat edemedim. Gökhan Bey, ne yapıyorsunuz? Bir yerleş bakayım. Atamadım güzel. Ben içeride daha rahat Burada hatırlıyorum. hakikaten olmuyor galiba. Bunu sandalyede otursam daha rahat olacak gibi geldi bana da şu an. Ya böyle işte gerçeklikle oynayalım, gerçeklik algısıyla şeyler yapalım. Git. Amcalar gene geldi. Kavga değil ya, bu mahalle böyle. Böyle Balıkçı mı? satıcılar geliyor. Halıcı. Balıkçı diye mi bağırdı? Halıcı diyor. Halı. Duymadıysa halı.
Abi şu sokağı sakin bir zamanında görseniz buraya hiç insan gelmiyor dersiniz. Öyle bir yer. O yüzden tuttuk bu evi. Halice Abi ya. gürültüden durulmuyor yani. Sürekli bir seyyar satıcı, sürekli bir araba. Yani ara sokakta bu kadar şeyin, arabanın tortor sesinin ne alakası, ne işi var? Ben anlamadım yani. Giriş kattan nefret ettim yani. İlk Giriş kez katla alakası yok ki giriş bunun katta burada. oturuyorum ben. He? Sen daha önce giriş katta hiç oturmuş muydun? İşte giriş katla alakalı bence Yok, burası birinci katta. bu. Ya giriş işte yani. Lan bunun hangi katta olduğumuzla alakası yok. Bir Sokakla sokağa bu birebir kadar şey yani. girmemesi lazım yani. Yukarıda olsak da biraz sokağın bütün Bizim eski sesi ev mesela bizde. şeye arkaya bakıyordu. O yüzden şeydi, rahattı. Orada çocuklar vardı Neyse inşallah. şey diyordum, In the Mouth of Madness diyordum. Halıcı gitti. Ha şey, bu fikirleri çok güzel. İyi bir insana benziyor dediğinden gireceğim. Gerçekten fikirleri çok iyi, çok tatlı. Çok güzel. Bir şeyler yapmak istiyorlar, bir şey yapıyorlar. Bir de hani Carpenter'dan şey bekliyorsun, daha derli toplu bir iş bekliyorsun açıkçası. Ben öyle beklediğim için biraz fazla serpiştirilmiş geldi. Bir de 95 yapımıymış bu film. Hani böyle şey gibi. Ben bunu Usta eskiden yani artık. zamanda izlediğimde, Videodromları falan izlediğim zaman izlemiştim ve o şeyde, o ortamda akıyordu. Hani yine onların yanında biraz daha şey kalıyordu ama böyle sanki eğlenmişler gibi, böyle bir şeyler yap, böyle şeyleri yapmayı seviyorlar ve böyle şeyleri yapıp yapma gücümüz de var, imkanımız da var. Neden yapmayalım? Prodüksiyonumuz da var deyip yapmışlar gibi. Mesela hikayede Şey gibi biraz. Gün batımından şafağa ha, mı gün hikaye? batımından şafağa gibi, evet böyle biraz. Olaylar bizi Ama buraya bir şey diyeyim mi? sürükledi. Gün batımından şafağında daha şey var. Belli bir şeyi ne demek istediğini biliyorsun en azından. Yani Selam ne demek Gemiç, hoş istediğinden geldin. kastım şey böyle. Yani bir tema belli. Yine doğru şeyi söyleyemedim. Yani burada da tema belli de. Başı var, sonu var, derli toplu. Burada da aslında öyle de. Nasıl diyeceğim? Nasıl anlatırım bunu? Ya In the Mouth of Madness'ta sürekli böyle bir tutukluk var ya. Ondan bahsetmeye çalışıyorum. O tutukluk belki bilinçli yapılmış bir tutukluktur ama böyle sanki aynı ortamda geçen skeçlerden birleştirmişler ve bir bütün haline getirmeye çalışmışlar gibi. Alacakaranlık kuşağından bir bölümü uzun metraj film yapmaya çalışmışlar gibi. Birçok son var mesela. Hiçbirinde bitmiyor film. Onu bile hani şeydeki o rüya sahnesiyle filmi bize birebir mi işlemeye çalıştılar? Sürekli adam hani 2-3 kere uyandı da uyanamadı ya. Onun gibi film bitti sanıp bitiremedik. Bitti sanıp bitiremedik mi dedirtmeye çalışıyorlar. Hani anladın mı? Onu da şey yapamadım, tutturamadım falan. Böyle çok güzel, çok güzel ama çok karışık. Çok Inception. karışık yani. Yok, indi. Inception değil, başlıkta yazıyor. In the Mouth of Madness, çılgınlığın ötesinde. Bu arada çılgınlığın ötesinde değil, Stephen King'in de kitabı varmış da. Şey, o kitaptan uyarlama değilmiş bu. Yani sadece ismi aynıymış. Ben şeyini seviyorum ama böyle film film kokan sahneleri seviyorum ya. O sahneler vardı burada çok. Onu beğendim. Böyle film 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 çekiyoruz sahneleri. Kamera hareketleri vesaireleri. Ondan sonra başka ne diyecektim? Ya böyle çok güzel şeyler var, laflar, cımbızlarla, cımbız da böyle alabileceğin işte kadının işte şey böyle gerçeklik birbirimize söylediğimiz şeyler değil midir falan demesi, bilmem, sen o sıralarda uyuyordun galiba. Hatırlayamayabilirsin. Ne dinliyor musun şu an? Aşağı yukarı. Ben kime konuşuyorum Seyirciye, bana Ne demek bana ne? Sen niye buradasın? O zaman ben kendim açarım karşımı. Orada kendi kendime konuşurum. Tam bir şey söylemiş, onu okuyordum ya, okumayayım mı? Sürekli aklın oraya kayıyor. Kapatacağım bu chat'i ha. Arada bakacaksın oraya. Bir muhabbet dönüyor burada. Sen benim seni dinlemediğimi nereden gördün o zaman? Bir soru Senin de soruyorum, cevap aklın... vermiyorsun. Böyle yapıyorsun. Ne sordun? Tabii düşüyor ya. Bu kucak rahat değil, başka kucağa gidiyor. Dinleseydim de anlayacak değilim çünkü ben şey yani Niye bir şey söylemiyorsun? Gayet bir bu sürü şey konuşulur bunun üstünden. ya benim ilgi Uyudu tabii alanıma bir girmeyen bir müddet. film.
şey olarak. Bak korku filmi seviyorum. Ya Ama bu mesela değil benim şey filmde yaptığım. şey olmasaydı, şu canavar tipli şeyler olmasaydı daha iyi olur muydu? Onu düşünüyor musun hiç? Mesela hiç canavar görmeseydik. Bir şeyler var ya, yaratık. Cronenberg evreninden gelme yaratıklar. O yaratıklar olmasaydı mesela. Benim için bir Daha şey güzel bir fark film olmaz etmezdi. mıydı? Bir şey fark etmezdi benim için. Ondan öncesi de çünkü şey böyle yani ne bileyim savruk savruk değil mi sence? Öyle öyle. Ya Ama işte onu belki bir toparlamayacaktı o. toparlardı Yo demek onları istiyorum. görmesek bir şey değişmeyecekti ki benim için. Nasıl onları görünce ondan öncesi savrukluğunu şey yapacak ki? Toparlayacak ki? Hayır, hikayede böyle belki hani sürekli bir gerçeklik, adam kendi yazılmış yani şey gibi, Stranger than Fiction mıydı? Şu geçen izlediğim bir tane film vardı ya, adamı yazıyordu kadın. Ya bir tane daha film var, belki onu izlemişsinizdir. O da güzel bir film, böyle Stranger than Fiction'dı galiba adı, değil mi? Konuşmuş muyduk? Yok, onu konuşmadık da. Vay be. Orada da, ya onu da konuşalım mesela şimdi. Orada da kadın, bir yazar adamı yazıyor. Yazılan adam yazarını aramaya başlıyor falan gibi bir şey. Bu adam Bu adam da hakkında ne yazıldığını da duyuyor. Yani yazarın kendisini İç ses olarak duyuyor, dış ses duyuyor olarak yani. daha doğrusu. Adam şöyle İçinden şöyle ses bir yaptı, şey. böyle böyle yaptı diyor mesela. Adam da bunları duyuyor bir yandan. Ya In the Mouth of Madness'ta da hani şey diyor ya adama, beni böyle yazdı muhabbeti yapıyor ya Ha. diğeri falan. Hani bütün köyü o yazmış, bütün her şeyi o yazmış gibi bir kafaya girmişler. İşte gerçeklik bilmem ne, benim yazdığım kitap İncil'den daha çok okunuyor. Bana yeterince insan inanırsa bu gerçektir artık gibi laflar ediliyor vesaire. Ben seni yazdım diyor, bir yerde hani delik açılıyor falan ya, işte kitap sayfalarından bilmem ne, kadın okuyor bir yandan, adam bakıyor o sırada falan onu. Ondan sonra koşup kaçmaya başlıyor vesaire. Hani orada da bitebilirdi mesela film. Orada bir final var mesela. Anladın mı? Bitsin orada. Adam okudukta, kadın okuduktan sonra. Canavar falan da görmeyelim. Sonra hastanedeyken bitebilir. Hastaneden çıktığı anda bitebilir. Hani bir sürü yerde bitebilir film. Hiç başlamayabilir bir sürü şey olabilir. Ben bu tarz filmleri nasıl seviyorum biliyor musun? Gerçeklikte bitince seviyorum galiba. İşte filmin amacı, ama söylemek istediği şey gerçeklikle kurgunun karışması ya. Gerçeklik neyi sorguluyor ya bir yanda. Ama çok şey, yüzeysel bir şekilde aslında. Yani yüzeyselden kastım ne demek istiyorum? Böyle biraz şey gibi, skeçvari. Dedim ya hani böyle birçok aforizmadan, ulan ben çok güzel laf ettim şimdi, şunu not alayım da bir karakterime söyleteyim dediği birçok aforizmayla şey yapmış gibi bir şey. Ya toplu değil, böyle bilerek mi dağıtılmış, onu şey yapıyorum ben, konudan ötürü, konunun anlatılışından da ötürü böyle bir şey oluyorum. Acaba bir tek bende mi şey, yoksa bilerek mi böyle parça pinçik, savruk dediğin şekle getirdiler şeyi? Sürekli savruluyor dedin yani hikaye. Ama gerçeklik algısında karakter de savruluyor ya sürekli, işte bak bu gerçektir diyor, vuruyor tahtaya. İşte bu ses diyor gerçektir diyor, burası. Bak orada öyle değil diyor bilmem ne falan. Hani fiction olsaydı bu böyle olmazdı. Tutabildiğim dokunabilir algılarına hani şey yapıyor ya, kızı yönlendirmeye çalışıyor. Benim algılarım hani algılayabildiğim şey gerçektir kafasında. Ama sonra bir yandan farklı farklı şeyler algılamaya başlıyor. Bambaşka şeyler oluyor. Kızın kafası dönüyor. Bir şey oluyor. Tabii bismillah. Bisikletli bir herif geliyor, geçiyor oradan falan. Saçma sapan. Neler oluyor derken. O savrukluk acaba gerçeklik algısıyla, karakterin gerçekliğiyle ilgili bizi de savurmak istemelerinden mi? Onu demek istiyorum. O bitememeler falan da mı izleyiciye yaşatmak istediği şeyler mi diyorum, ama öyle dalga geçiyor gibi ki film bir yandan, bu kadar bunları düşünmemiştir falan diyorsun. Benim tek vuran yer galiba şey oldu, etkilendiğim diyeyim, istedikleri tarzda etkilenilecek şekilde etkilendim. Mavinin en sevdiğim renk olduğunu söylemiş miydim diyor ya otobüste. Uyuyor muydun sen o sırada? Hatırlıyor musun o Otobüs sahneyi? sahnesini hatırlamıyorum. Adam izlememiş ki, ben kendi kendime koşuyorum gerçekten burada. Ben bir şey sevdim galiba ya, tam olarak. Bu benim kitabım İncil'den daha çok sattı. İnsan inanıyor benim kitabıma falan diyor ya. O da bir Yazarı yandan söyledi mi? şeye bir göndermeyi yapıyor ya.
işte insanların dine inanması, işte anladım demek istediğimi de ben anlatamadım. Ya dedim ya biraz önce, ne kadar çok insan inanırsa ve dinleseydim biraz önce belki ne kadar çok insan inanırsa, gerçeklik bir insan, odur muhabbet herhangi bir ediyor insan ne kadar çok inanırsa, ne kadar inanırsa o kadar gerçek. Ama Olur herhangi bir işte. insanın ne kadar inanmasını da sağlayan bir şeye birçok diğer insanın ne kadar inandığı ya. Öyle bir şey de var, etkiliyor yani Hayır, seni. öyle İşte öyleyse şeyden bu kadar önemli. insan yanılmış olamaz falan diyorsun mesela. Peygamber muhabbeti oradan çıkıyor ya. Bir insan aşırı inanıyor. Ondan sonra etrafındakileri Şey mi bu, gerçekten inanırsan de hayallerine inandırıyor. ulaşırsın diye bir insan aşırı inandığı için ona 1 milyon dolar veriyorlar falan. Çok inanıyorum, 1 milyon dolarım olacak falan diyorsun böyle. Aşırı inandığın için 1 milyon doların oluyor. Olabilir. Deneyelim bunu. Bir git böyle oturup aşırı inanalım. Ben şahsen tekrar izlemem hiç. Ya şey mesela, orası da çok güzeldi. İşte gifler koparmak için dediğin yerde. Ben dedim ya biraz önce, benim için şey böyle film gibi, filmsel sahneler seviyorum falan dediğim yerler. Böyle Evet, şey. onlar çok, böyle şeyler çok var. Peki kitabı okuyan, ya yani konuda şöyle bir şey var. Bir kitap var, çok satıyor. Stephen King'e gönderme de yapıyorlar falan zaten. Böyle çok beğeniliyor, çok satıyor, çok güzel yazıyor diyorlar ve övgülerin çoğunda şöyle bir şey var. Çok gerçekçi falan. Yani bunun tam tersi, okuyan herkes kitabı okuyan herkes şöyle etkileniyor ve gerçek dünyayı o şekilde algılamaya başlıyor. Ve inanılmaz bir şey tavan yapıyor falan, hastalık dediğim, durup dururken insan öldürüyorlar falan böyle kitabın içindelermişçesine. Bir yerde şey diyor, psikolog konuşuyor adamla, bizim adamla, ve o da diyor ki hani okumayan ne olacak, adama anlatıyor böyle, okuyan bunun çok etkilenecekti falan diye. Okumayanlar ne olacak o zaman falan. Bir de bu arada filmin başında da bizim karakterimiz şey böyle, hani hiç okudun mu bu kitabı falan diyor ya kız, aşağılıyor onu falan böyle. Yok ben okumam falan diyor böyle. Hani okumayan aslında kurtulmuş oluyor. Hani birazcık cahillik atıfı da var orada biraz. Hani mutluluktur gibisine. Okuyanlar depresyona girip böyle çok fazla şeyden kafayı yiyorlar falan. Şey diyor en son işte psikolog. Okumayanlar ne olacak peki? Okumayanlar bu dünyayı nasıl bu kadar delecek? Bir sürü de okumayan var bu kitabı. Nasıl etkilenecekler falan diyor. Adam direkt cevap veriyor. Filmi çıktı. Hani filmi de var. Ha, okumayalım. Hani kitabı, filmini de izleyebilirler falan diye. Bak, Demuç şey demiş. Oyunlar daha iyi demiş. Yaşamak ve o karakteri kendin gibi hissetmen daha iyi. Half-Life Alyx oynadım 2 ay önce. Çok iyiydi. Ne Biz. konuda oyunlar daha iyi? Yani filmlerden mi? Neden? Yani sen İnteraktif oynuyorsun ya, biraz daha olmak mı? interaktif olduğun için şey, Ama başka bir şey ki. oyunlarını oynamak, filmlerini izlemekten bana da daha şey geliyor. Mesela Silent Hill oynamıştık ya, Silent Hill'i izlemekle oynamak mı Tabii ki tercih başka edersin? şeyler Oynamayı anlamındır. tercih ederim. Yani izlemek de başka Çünkü bir şey. O zaman bütün izlerken beni filmlere şey kapmıyor yaparsın. şey, korku filmleri çok. Yani yakalamıyor. Allah Allah. Ben korku filmlerini ancak cumartesi akşamları mı yapıyordum? Cuma akşamları mı? Öyle Türk boy boy korku filmleri muhabbetini, diyorsun. herhangi bir korku filmini, muhabbeti güzel olduğu için şey yapıyorum. Kendi başıma asla sanırım oturup korku filmi izlemem. Niye Şimdi bilmiyorum. siz interaktif sinema hani tercih ediyoruz diyorsunuz aslında bir İnteraktif nevi. sinema tercih etmiyorum. Oyunlar Korku odur yani. filmlerini. Oyun dediğin çoğu zaman interaktif sinema gibi bir şey oluyor ya. Yani her zaman şey olmuyor böyle. Oyun başka bir şeye İnteraktif dönüşmüyor. olması için benim biraz Çok şey, fazla hikayeye etkin abanıp, olmam gerekmiyor mu şeyde, filmde? Öyle bir şey yok. İnteraktif sinema dediğim İşte çok bir şey fazla yok. hikayeye abanınca oyunlar bazıları hani o dengeyi tutturamıyorlar ya. Last of Us Çok fazla 2 hikayeye yiyeceğiz. abanıyorlar ya. O zaman sen sadece interaktif sinema izliyor oluyorsun. Ha şuradan eğileyim o zaman falan. Detroit Become Human da biraz öyle mesela. Ha Bir sürü işte şey seçenek diyecektim vermiş sana mesela. hesapta ama sana işte diyor ki şöyle duruyorsun ya. O zaman diyor yani akıcı bir şey oluyor orada. Hank'i kaldırman için X'e bas diyor falan hani. Orada hiçbir şey değiştirmeyecek senin X'e ya da Y'ye basman. Seni de oradaymışsın hissettirmiyor da o yani, anladın mı? Yani durdurup böyle akan görüntüyü durduruyor bana sürekli. Ben orada hissedeyim diye. Beni daha çok koparıyor aslında orada o. Böyle başka bir yere girdim şimdi de. Neyse yani. Ama oyunlarla bence sinema başka şeyler ya. Yani onu tercih ederim diyorsunuz. Tercih edilebilir ama karşılaştırılamaz gibi geliyor bana o Ya peki şey şu etkisi. Resident Evil gibi bir film yapsalardı mesela, şey, bir oyun yapsalar bunu. Nasıl yapacaklarına bağlı.
Resident Evil gibi, Resident Evil şey aslında yani olabilir gibime geliyor. Resident Evil'ın oyunu yok. Ay film yok mu zaten? Var. Aynısı değil ama galiba o da çok hakim Benziyor. değilim. Yani bu filmin oyununu yapsalar Bu arada mesela. Demicin, Kubat Demicin dediği Half-Life Alyx'ten bahsediyor. O şey, bayağı gözlükle, diğer gözlükle falan oynuyorsun. Böyle uzun işte şey bir oyun. Hani God of War gibi düşün. Action'lı ve öyle kısa sürmüyor. 15 dakika falan sürmüyor. Takıyorsun VR'ını. Böyle günlerce Half-Life'ın içindesin. Orada takılıyorsun falan. Oyun God of filmleri War oynanıyor. genelde God of War oynayacağız birazdan. Almanya'da bir sanata destek yaşayan faydalanmak için bile bile zarar edecek film olarak yapılıyor ama. Hiç anlamadım Solanyas dediğini, okuyamadım galiba. Falan falan. Ama dediğim gibi böyle bir şey, karakter hissediyorsun falan bir şeyler demişsin ya. Bence elmalar armutlar ya. Yani VR oyun oynamakla sinemayı karşılaştırmak, elma ve armutları karşılaştırmak kadar Ya farklı. karşılaştırmıyorum burada, O anlamıyorsun şey demek diyorum. istediğimi. Kubat demince diyorum. Sen Ha, demedin. bilmiyorum. Ben Sen ne diyorsun karşılaştırmıyorum. bilmiyorum Ben ki. sadece diyorum ki şey işte yani korku filmleri ben genel olarak beni içine almıyor. Korku filmlerini herhangi birinin senaryosunu korku oyunu şeklinde yapsalar ben oynasam bir tık daha şey yapabilirim. Hani özümseyerek oynayabilirim. Nasıl yaptıklarına bağlı tabii bir yandan. Ben valla korku, romantik, macera ne izlersem beni hepsi kapıyor yani. Eğer güzelse her türlü hepsini hissediyorum. Böyle kucağıma yastık alıp böyle şuralarını şöyle tiftiklediğim de oluyor. Korkup böyle anam diye ağladığım da oluyor. Ben Korku her şeyi yaşıyorum yani. Ne izliyorsam yaşıyorum yani. Öyle de bir şeyim. Geçen de şey diyorduk biz çocuklarla muhabbette. Başka bir şey gelmişti. Kılıçla Diriliş Ertuğrul izleyenler falan muhabbeti var ya. Ben onlardan biri olabilirim. Eğer Diriliş fanı olsaydım Kılıçla falan oyun filmlerini en baştan kötü olacak şekilde planlıyorlar ki Almanya'dan destek fonu alabilsinler. Alman hükümetini dolandırmak için oyun filmi yapıyorlar yani. Öyle bir şey mi varmış? Ne alaka? Niye oyunun filmini kötü yapıp da Almanya'dan destek fonu mu alıyorsun öyle bir şey yapınca? Ne demek olduğunu ben de anlamadım hakikaten yani nasıl bir mantık? İlginçmiş. Almanya bilerek ve isteyerek kötü olacak filmlere mi şey yapıyor? Destek veriyor yani. Hiç anlamadım ben o olayı. İlk defa duyuyorum bu arada sen dediğini. Neyse, böyleyken böyle. Bu In the Mouth of Madness izlenmeli bence. Yani izleyin. İzleyebilirsiniz. Gökhan gibi uyur izler şekilde de izleyebilirsiniz. Bence yattığınız yatağa atıyorum. Uykunuz var ama uyuyamıyorsunuz. Açın abi. Kesin Yani ne çözüm. modda olduğunuza da bağlı, şeye de bağlı da yani bilemedim. Dediğim Bir gibi de biraz sarıyormuş, izliyorlarmış, bana ya söylüyorlarmış. Ulan böyle bir şey yapmıyorsun. sarılabilir bu arada yani. Çok şey ama Allah'tan Carpenter konuşuyorken yapıyoruz bunu. ne bileyim Carpenter, evet Onur olsaydı keşke. Ben Sağlam Carpenter'dan kavrayış başka yani. bir şey, daha böyle hani bir şey bekliyorum, anladın mı? Böyle hani falan hani. Bu Sharp Vaatleri onun filmi miydi Carpenter'ın mı? yine? Bilmiyorum, hatırlamıyorum, yanlış söylemiş bir şey olmayayım. Yani ne bileyim, The Thing mesela Carpenter'ın. Mesela hani çok güzel film değil mi? Tertemiz. Müziklerini en iyi onlar da Tertemiz. yapmış. Yani In the Mouth of Madness de o kadar temiz bir şey David olabilir. Cronenberg. Karıştırman normal. Çünkü yani Cronenberg. Carpenter Cronenberg. Yani Cronenberg'den şey yapmışlar yani, resmen canavar manavar çalmışlar. Bu arada ben şu anda çok garip bir şekilde denk geldi. Lovecraft okumaya başladım. Charles Dexter Ward vakasını okuyorum şu anda. Ve direkt In the Mouth of Madness o şekilde başladı sanki. Bana öyle hissettirdi yani. Bir yerden de şey, Kutulu'yu daha okumadım ama Kutulu'nun canavarlarının falan resimlerini bir yerlerde, bir şeylerini görüyorsun. Demek ki ha dedim, oradan da mı acaba bir şey almışlar falan. Her yerden bir şey almaya çalışmışlar abi. Bu şey, her yerden bir şey alınması benim için sıkıntı değil bu arada. Her şeyi alabilirsin. Herkes her şeyi yapabilir. Herkes aşçı olabilir. Herkes Spider-Man olabilir. Okey de hani güzel oranlaman lazım bunu. Tuzunu çok koyarsan mesela aşırı tuzlu olur. Yenmez o yemek gibi bir durum var.
Zarar eden filmlere yardım fonu var Almanya'da. Allah Allah. İyi geçmiş. Psikolojik filmler korku filmlerinden daha fazla etkiliyor. Ya şey, kişi izleyen kişi bazında değişir muhtemelen ama bir belli başlı bir şey var. Yani eleştirilecek noktalar, işte şeyler, bu hikaye nasıl olmalı, işte şu tür hikaye nasıl olmalı, bu tür hikaye nasıl olmalı, ya da işte dramatik dönüş noktaları nasıl olmalı, ya da nereye bağlanmalı vesaire, nasıl bir izleyiciyi yakalamalı falan, hepsi bunlar matematiksel neredeyse şeyler ya ve sürekli değiştirile değiştirile, parantezler açıla açıla ya da işte kapana kapana, bölü işaretleri konuna konuna vesaire, çeşitlilik yaratılıyor falan. Hani orada kişi bazından çıkıp artık belli bir şeye de uyup uymadığından söz etmemiz gerekiyor ya. Anlatabildim mi dediğim bilmiyorum ama. Anladın mı sen? Burayı koyarsın, kıyı koy. Okey. Diğer filmimize geçiyorum. Bununla ilgili... Geçelim ama. Bununla ilgili Gökhan tıkadı beni. Tıkadı beni Gökhan gerçekten. 40 dakikadır bunu konuşuyoruz. Ben konuşuyorum. Konuşuyoruz değil. Sen hiç... Dedim sana ya, benim bu film hakkında konuşacak bir şeyim yok dedim baştan. Allah Allah. Benim varmış demek ki. Bak 40 dakikadır konuşuyorum. Güzel film. Ama şeysi ne yani, meraklısın da ben tekrar izlemem. Nokta. Birisi bana izlemek istiyorum, bana korku filmi önerir dersen, şunu izledin mi, şunu izledin mi, bunu izledin mi diye sorarım. Diğer seçenekleri izlemişse bunu da söylerim yani. Aklıma ilk bu gelmez. Kendimi çok boş konuşuyormuş gibi hissettim şu an. Niye ben böyle bir program yapıyorum ki? Diğer filmimize geçiyorum. Fışt. Nice Guys. Öyle. The Nice Efektim Guys. Efektimi koyacaksın. Ryan Jim, Gosling Jim ve diğer adamın adı ne? Russell Crowe muydu? Tabii yaşlayınca kuzulara maskara oluyor. Bir de kilo almış. Russell Crowe. Kebapların efendisi. Russell Crowe ve Ryan Gosling'in mükemmel uyumu. Mangalcı bir abi oynadı. The Nice Guys 2016 yapımı bir film. Ve daha yeniymiş lan. Ben çok... daha eski sanıyorum. Yani. Yok be, yeni. Çok eğlenceli bir film. Yani Ryan Gosling var diye söylemiyorum. İnanın. Ryan da ayrı bir tatlı yani hakikaten. O kurban olduğum bıyıklarıyla. Bıyıklarını bura bura. Senior bıyığı var burada. Bıyıklı Ryan Gosling bayağı şık yani. Şu adamın her hali gidiyor yani. Yapacak bir şey yok. Ben bu film hakkında söyleyeceklerim. Genel olarak Ryan Gosling üzerine olabilir. Ryan gelemez ya. Ryan şeyde yok. Ryan Gosling. Nerede bu arada? Mesaj da atmadık. O yüzden gelmedi. Herhalde. Haberi yoktur. Uğurbaç atıyordur çocuk şu an. Mesaj atmadan gelemiyorlar. Bunlar ya da yazıyordur. Da niye takip etmiyorlar bilmiyorum yani. Ki kanalı. Yani. Neyse. Bım 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 bım. Bu kadar mı söyleyeceklerine kadar? Sen hiçbir şey söylemiyorsun. Sürekli beni konuşturuyorsun. Azıcık. Ryan işten çıktı ama bugün iş vardı galiba. Ryan'a, i̇ş için aramışlardı. Pardon. Ryan'a yeni iş geldi. Bizi atacak bağış yine. Biz iş bağlıyormuşuz değil mi Ryan'a falan? Şirketini arıyormuşuz. Şöyle bu çocuğa iş verin, bağış at. Ryan Gosling. Merve'nin crush'ı. Uzun crush'ım. Genelde uzun sürmez benim crush'larım. Çok sevdiğimdir. Haftalık crush'ım vardır. Merve'nin uzun crush'ları. Ryan Gosling, Robert Redford, Gökhan Aydın, Matthew McConaughey var mı? Daha Matthew McConaughey. Nice Guy nasıl bir film? Tam böyle arkadaş ortamında izlenecek bir film. Eğer izlemediyseniz henüz. Böyle birkaç kişi bir araya geldiyseniz ve nasıl yani bir film açalım dediğinizde açabileceğiniz bir film bence. Çünkü arkadaş ortamında daha güzel gidiyor. Benim bayağı eğleniyorsunuz yani. Beraber de eğleniyorsunuz. Aynen. Böyle işte cipsinizi, biranızı bilmem neyinizi alıp rahat rahat keyifle izleyebileceğiniz bir film. İçinden spoiler vermeye gerek var mı bilmiyorum ama şey işte Ryan Gosling bir dedektif. Russell Crowe da dedektif.
İkisi ya de bir yine olay komedi. var bu Bir arada. şekilde Sadece komedi birbirleriyle değil, şey yapıyorlar. bir action var. İki tane dedektif var. Kendilerini böyle egzantrik olayların içinde buluyorlar. Birbirlerine yabancılar normalde. Tanışıp böyle arkadaş oluyorlar. Bir de bu şeyin Ryan Gosling'in bir çocuğu var. Çocukla ilişkileri çok tatlı. Ya Baba oğul ilişkisi çok güzel. hikayedeki oğul değil, kız değil miydi ya? Baba oğul mu dedim ben? Kız. Baba kız Ha. aynı. Baba kız. Kızı var Ryan'ın. Baba Ay bir de oğul güzel gibilemiyor baba mu? oynamış falan diye şey olur ya, kadınları etkileme yöntemi. Çok iyi baba. Çok güzel. Çocukla çok iyi ilgileniyor falan. ilişkileri güzel. Kız çocuğu Ryan Gosling ve Russell Crowe arasında, bu üçlü arasındaki iletişim ve ilişkiler bütünü zaten ana konuyu hiç anlamasanız bile gününüzü şenlendirecek bir muhabbeti var yani. Ben hatta sanırım ikinci izlediğimde, ha burada bu oluyormuş aslında falan dedim. Bir arkadaşa izletmek için tekrar açtık, eğlenceli diye. O sırada bir yandan izledim. Ve konuyu ikinci izlediğimde, ha burada şey oluyormuş ya falan, ben sallamamışım falan dedim. Çünkü eğleniyordum o sırada, çok da umursamamışım falan böyle hikayede ne olduğunu. Öyle götüren, akıp giden bir film yani. Bir de Ryan tabii ki. Şey sahnesi güzeldi. Arabada gidiyorlardı ya. İkisi de şey böyle kafaları güzel. Arabada gidiyorlar. Bir şey muhabbeti oluyor. Direksiyonu bıraksana, bu arabalar kendi kendilerine gidebiliyor muhabbeti oluyor. Bırakıyor Ryan Gosling arabanın şeysini. Sonra uyanıyor direkt. Hatırlayamadım orayı. Böyle, Benim çok güzel sahneydi o ya. aklımda kalan şey, ya şey zaten bu düşme sahnesi çok iyiydi. Bir yerden düşüyor. Havuz. Bir de diğer bir tane daha adam düşüyor falan. Siktir işte. Or işit. Did you see that falan diyor. Bir de bir de dediğim ilk aklımda kalan, daha doğrusu en tatlı gördüğüm, böyle şey dolabın önünde ve bir şey diyordu, sonra çocuğa dönüp şey diyor ya, hala orada mı diyor, hatırlıyor musun o sahneyi? Hatırladım. Konuşuyor konuşuyor, eğer gitmek istiyorsan git işte bilmem ne falan, tavırlar yapıyor falan, sonra dönüyor, hala orada mı diyor. Ben dinliyorum yani falan. Böyle güzel küçük anlar çok tatlı oluyor yani. Bunları sanki şey havası veriyor ya hikayeye, sanki yazılmamış buralar, sanki ola geliyormuş gibi, onların içlerinden gelmiş de öyle sanki oynamışlarmış gibi olduğu için tatlı görünüyor. Bu da Bir de böyle bir filmimiz. Bir de. neyse dur, yok. Yine Ryan övecektim yani, yeter dedim. Yeter lan. Ryan aşağı, Ryan yukarı. Ryan GG mi yapsak şeylerini? Sadece Ryan Ryan GG, film Her GG değil. şeyde bir tane Ryan filmi konuşalım. Diğer film. Hop geçiyorum. Just One of the Boys mu? Guys. Guys mı? Just One of the Guys diye bir film. 1985 teenage filmi. Bu filmi de ben buldum. Allah da benim belamı versin. Bulmaz olaydım. Çok bende çok Filmi izlemenize sevimli bir gerek film. yok. Filmi açıp Film bakmanıza bile gerek yok. pok gibi ama bir yerini açıp bakmanızı tavsiye ederim. Evet, bir yeri çok güzel. Bir yeri iyi yani. Bir yerde hatun ben kızım diyor ve bunu ispatlamak için gömleğini cort diye açıyor. Benim Şey memelerim hocam, var diye. sen Keşke ben de açayım. tişörtü Şöyle yapayım da. burayı şey yaparsın şeyde. Kızın memelerini koyayım mı buraya? Kurguda kızın memelerini koyacağım buraya. Cart yapacağım ve kızın memelerini Yayınımıza koyacağım. tek katkısı da o olur yani. Evet, güzel memeleri varmış kızım. Fena yani. Hikaye çok vasat, boştan. Niye bunu film yaptınız? Niye Şimdi filmi, bu filmi niye film yaptınız demem. Çünkü çıkış noktası aslında şu aralar mesela yapılsa, bir de biraz daha üzerine düşülerek yapılsa, konusu tutacak bir konu. tabii canım. Her zaman, o Yani zaman da tutacak bir konu düzgün yok, o işlense zaman bence. tutmayabilir çünkü o zaman insanlığın genel algılayışı zaten o yönde. Neyse, insanlar da anlayabilsin diye biraz açıklayayım filmi. Film Film şunun de şöyle, üzerine. Bir aynen. tane kızımız var. Güzel, pretty bir kız. Bayağı Hoş bir güzel bir kız insan. yani. İnsanlar buna genellikle Lise o döneminde var güzel bu bir arada. kız. Ne kadar da şey, asılası bir tip. Asılı nasıl? Ne? Asıllı mı? Yazılası bir tip. Asılası. Diye bakıyorlar. Bu kız da şey yap. Yani bir şey. Ne? Article neydi? Article dediği şey.
Deneme yazısı yazıyor. Yani yazı yazıyor. Ben şey, başarılı bir yazarım diye görüyor yazar kendini. Olmak ve istiyor bu falan. yazılarım ben güzelim ve kızım diye insanların ilgisini çekmiyor diye düşünüyor. Erkek olsaydım kesin bundan daha başarılı Diye görürlerdi beni düşünüyor diye. değil. Öyle tepkiler de alıyor ama yani. Mesela Tamam, sen öyle pretty tepkiler bir de var. kızsın. İnsanlar Hani onu öyle düşündürtüyor o zaman ha, belki. git model ol falan diyorlar Aynen mesela bana. öyle bir şey var. Kendi erkek arkadaşı dahi bu kafada bir adam. İşte sen zaten çok güzelsin. Niye şey model olmayasın da şey olasın ki çok daha iyi para kazanırsın bilmem ne kafasında bir adam. Dönem öyle bir dönem yani aslında. İnsanlar genel olarak da öyle. Şu an o kafadan biraz çıkmaya başlamışız gibi hissediyorum ben. Ya da bana öyle geliyor. O Daha öbür çok kısımdan biraz daha tartışılıyor. soyut yaşadığımız için. Hani o diğer insanlarla çok yani çok öyle bir tanıdığım olmadığı Evet, için. evet. Daha çok tartışılıyor şu an o yüzden. Ve tartışıldığını görebiliyoruz sosyal medya yüzünden ama. Sanırım o dönemlerde tartışılmıyordu da. Neyse işte kız da bunun için şey yapıyor. Başka bir okula gidiyor. Oraya kadın kılığında değil, kadın kılığında bir erkek olarak gidiyor. Erkek kılığına girip gidiyor işte kardeşinden şey işte nasıl erkek kardeşi var. Erkek kardeşinden nasıl erkek gibi davranılır diye dersler alıyor. Öyle gidiyor bir okulun içine sonra şey yapıyor işte orada bir article yazıyor ama ne yazıyor ne anlatıyor biz İngilizce de izledik yani çok anlamadık ama anlaşılacak bir şey de Yo, ben yok her içinde. şeyi anladım ya. Ya ben de bir şey kaçırmışım gibi gelmiyor ama yani çok boş olmuş. Bu konu üzerinden daha güzel bir film yapılabilirdi. Yani Ya şeye gençlik bağlamışlar filmi yapmaya sonradan. çalışmışlar. Gençlik filmi olarak da kötü. Ha, gençlik filmi ne bağlamaya çalışmışlar, o da olmamış. Asıl eleştirmek istedikleri şeyi ön plana çıkarmaya çalışmışlar, o da olmamış. Böyle kızın yani filmde kızı oynatma sebepleri zaten güzel memeleri olması. Yani öyle bir ironi var ki ortada. Anladın mı? Hani onu Evet, o hissedebiliyor kızın musun? başka filmini biliyor muydun? Kızın olayı zaten güzel olması falan. Bu filmde olmasının sebebi biraz öyle hissediliyor belli ki. Böyle şey biraz daha dediğimiz gibi böyle üstüne düşülse, altı doldurulsa, hani klasik bir şey var, kemiği var hikayenin, iskeleti var. Etrafında istediğin gibi başka şeyler, bir sürü filmde gördüğünüz şeyler vardır yani. İşte kız aslında başka biriymiş gibi davranarak başka bir ortama girer. Sonra arkadaş olduğu kişiye aşık olur falan. Çok iyi arkadaştır ama aslında ona. Arkadaşı onu o şekilde tanımıyordur falan böyle. Üzülür sonra başkasıyla arasını yaptığı için. Bilmem ne. Sonra olaylar bir yerde patlak verir. Ondan sonra da işte herkes açılır. Memeler açılır falan böyle. Ondan sonra olaylar çözümlenir falan. Bu ama kaç saat? 1,5 saate falan hiç gerek yok. Yani böyle bir şeye bu kadar 60 dakika bile yapmanız çok için. yani. Ama bunun altını doldursanız mesela o kardeşiyle ilişkisini daha doldursalar. Mesela kardeşinin keşke erkek olsaydım beni daha çok dinlerlerdi dediğinde kardeşi diyor ya hayır hayır erkek olmak istemezdim. Bu bir lanet diyor. Bizim seks dışında bir şey düşünmediğimiz bir hayat istemezdim falan diyor bundan böyle. Cehennem gibi. Cehennem gibi sadece seks istiyoruz falan gibi bir şey yapıyor böyle geyikle karışık. Hani... Zaten ben fragmanda orayı görmüştüm. Onu ilgimi çekmişti. Eyvah dropumuz var. Muhtemelen çünkü Benim çocukken söyleyeni okuduğum bir bağlayacak. hikaye vardı. Eleğim Sağma diye. Orada mesela bir kızı anlatıyordu. Kız kendisini ciddiye alınmayan bir köyde, bir yerde birileri bunu evlendirmek mi istiyorlardı? Bir şey mi Ömer yapmak Seyfettin mi? istiyorlardı? Ha, öyle bir şeydi. Ve Kesin bu. gökkuşağının altına doğru koşmaya çalışıyordu. Çünkü oradan geçerse cinsiyet değiştireceğine inanıyordu. Ve bu şekilde ciddiye alınacağını düşünüyordu. Çocukken okumuştum bunu ve çok etkilenmiştim. Yani bunlar hep söylenen şeyler aslında. Bu ataerkilliğin sürekli konuşulduğu bir durum var ama hani belki şimdi daha çok sesi çıkıyor insanların ya da biz şimdi öyle algılıyoruz. Belki eskiden de öyleydi, bilmiyorum. Sonrasında gerçekten gökkuşağının altından geçiyor ve bir anda erkek oluyor. Sonra erkek olup belki o hikayenin Türk filminde yapmışlardı zaten Türk hikaye. Vardı Ömer da Seyfettin şeydir mi o gerçekten yani bilmiyorum ama komedi Eleğim filmi Sağma ismi. yapmışlar Sonrasında işte gidip güreş tutuyor. Köyün en güzel kızını alıyor kendine falan. onu. Güreşte yeniyor. Köyün en güçlüsü oluyor. Herkes bunu seviyor artık hani falan. Sonra pat diye uyanıyor uykusundan. Hala kadın, hala çocuk. Ve şey
babası vuruyor bir tane buna, gel eşek sıpası diye falan, yağmurun altında götürüyorlar falan. O kadar acıklı bitiyor ki, bir de çocuk kitabı olarak resimli yani. Hani böyle Ayşegül kitapları var ya, öyle bir kitaptan abi, okumuştum ben bunu. Ömer Seyfettin kitapların Allah kahretsin böyle çocuk kitabı olmaz ya. İnsan, çocuklara o kitaplar okutulmamalı lazım abi. Ya bir nevi böyle bunun daha ponçik anlatımı gibi düşünün. Şu Just One of the Guys filmini ve 80'ler havasında düşünün. Hani Freaks and Geeks'teki havayı yakalamaya çalışmışlar falan ya, böyle biraz lise dönemi bilmem ne. Ve biz seviyoruz mesela böyle o dönemleri izlemeyi. Freaks and Geeks. Ben izlemedim hala Freaks and Geeks'i. Dizi. O zaman öneriyorum burada ya. Yayında öneriyorum sana yine. Gökhan çok beğeniyordu. Ben hala izlemedim ama bir ara izleyeceğim. Ben de bakıyorum ona ama. Freaks and Geeks arkadaşlar, bir sezon sürmüş bir dizi. Niye ki bitmiş onu gençlik da anlamadık. Gençlik dizisi. Kadrosu da şey böyle. James Franco var. Seth Rogen var. Kim var lan? Bu How I Met Your Mother'daki Marshall var. Hepsinin böyle şey, ünlü olmadan önceki son dizileri herhalde. O zaman da ünlü değiller miydi ya? Ne? Bilmiyorum ki ben. İlk işleri gibi geliyor bana. Ha. Bakmak lazım. Ama bir o hava yani işte böyle bizi. Lisede geçen o güzel hava var ya. İnşallah haftaya falan Gökhan da şu Graduate'i izlerse tekrardan. Hmm. Belki onu konuşurken de tekrar konuşuruz. Bu gençlik, gençliğe anlatılması çok heyecan verici ve aslında çok zor bir şey. Hani bir yandan. Çünkü onlar anlatamıyor ya, o imkanı sahip değiller ya bir yandan. Hani o şeyi mesela Everybody Wants Some çok güzel bir film. Onun önceki versiyonu da güzel. Şeyin oynadığı. Matthew McConaughey, sarı saçlı bıyıklı tip. Ha, o adı neydi Does onun? Does Don't Confused. Ha, Does It and Confused. Does It mı? Dazed. Dazed and Confused. Dazed and Confused. Confused. Nasıl okunuyor bilmiyorum. Tamam hatırladım. Ben Dazed and Confused'u şey kadar beğenmemiştim ama. Everybody Wants Aynı kafa, aynı yönetmen galiba zaten. Bakın. Ama beraber de konuşmuştuk ya, ilk filmi Dazed and Confused galiba. Sonra Everybody Wants Some çekiyorlar. Bence bir farkları yok ya bunların. Yok. Everybody Wants Some daha güzel bence. Burada orada çünkü üniversiteliler ve daha... Orada üniversiteler. Belki de daha o yüzden hoşuma gitmişti benim, bilmiyorum da. Bakalım aynı adam mı diye hatırlıyorum. Bu işte dönemleri yapmaya çalışınca, bir de bir şey anlatmaya çalışınca Just One of the Guys biraz şey olmuş. Toparlamış yani hikayesel olarak. Aynen. Ama dediğim gibi kızın, hatunun cicikler güzel. Hatunun cicikleri açıp bakabilirsiniz sadece. Bizim peki bu filmle ilgili mesela konuşurken, filmin de biraz eleştirmesini istediğimiz şeye istinaden konuşmaya çalışıp sonra da Hatunun cicikler güzel diye önermemize neresiniz? Bu da ayrı tabii, tartışılmaz mı? Hayır, i̇şte kızın oyunculuğu çok güzel yani... olsa önermez misin? Kızın oyunculuğu çok güzel. Evet, öyle de derim. Öyle evet. Değil ama kızın oyunculuğu da çok iyi değil. Bu şey gibi oluyor yani, bu body pozitif muhabbetleri var ya yani, hani şey böyle her şeyinle kabul et kendini diyorsun ama o göt de olmamayacağım. Yani az ye falan diyorsun bilmem ne gibi. Yani bir türlü algı şeyimiz... Bir kere o role gidebilecek bir vücudu yok bence kızın. Çok kız bir vücudu var. Kız evet bayağı. Mesela ama o role gidebilecek iki tane insan söyleyebilirim. Gal Gadot. Hayır ama işte burada da şey yapıyoruz, ne kadar konuşursak konuşalım batıracağız gibi geliyor bana. Ya ama kızın kız olduğu çok bariz. Bu kadar bariz olmaması lazım anlaşılmaması için. Ama lisede yani, bence hiç senin taktığın kadar şey durmuyor. Lisede herkesin sakalı bıyığı var lan, erkeklerin çocuk köse var. Benim ortaokulda çıkmaya başlamıştı sakalım. Ortaokulda erkekler çocuk gibi oluyor zaten. Kızlar çocuk büyüyor. Gibi oluyor ama hala sakalım var. Sakalım sen var ortaokulda. Sen biraz erken şey yapmışsın. Hayır var. Çoğu insanın var. Lisede zaten ben var. Ben hatırlıyorum söyleyeyim. Ortaokulda bir sürü arkadaşımın yoktu yani. Bebek face'lerdi. Küçücük kalmışlardı. Biz onlardan uzunduk falan yani. Ya, benim yok altıncı sınıfta oluyor. 7'de uzamaya başlıyor erkekler. Hatta bir anda uzuyor bitiyor hatta. Neyse yani, bak, oralara girmeyelim bence. Charlize kızın Theron kız bedeni muhabbeti falan. Charlize Theron olurdu. O büyük bir insan biz liseden. Ya hayır, gençliğini düşün. Yapı olarak aynı yapıya sahipti gençliğinde de sonuçta.
Hayır, bu kız biraz kırıtıyor diye mi diyorsun? Kırıtıyor değil, yüzü çok kız yüzü. Mesela şey öyle değil, Charlize Theron öyle değil. Daha şey hatları var, keskin hatları var. Bayağı minnoş bir kız yani. Hiçbir türlü inanmazsın şey olduğuna yani. Ben Ama çok neyse. fazla yorumlamak istemiyorum. Buralara çok girmek istemiyorum. Peki. Böyleyken böyle. Bu haftanın filmleri bunlardı. Bir saat konuşmuşuz yine. Michael Kohlas'a girmek ister misin? Yoksa haftaya mı Haftaya bırakalım? konuşalım onu. Uzun adı neydi o filmin? Legend of Michael Ha. Kohlas. Hayır ya, daha uzundu sanki. Uprising, Legend of. Ha, Uprising of Uprising diye bir şey vardı. The Uprising of Legend. Ha, Age of Uprising. Age of, aynen. Age of Uprising, The Legend of Michael Kohlas isimli filmi hem tekrar bir bakmış oluruz olmazsa haftaya. Çok uzun zaman önce izlediğimiz. Ama Merve'nin geçen yıl izlemiş gibi hatırladığı. Çoğu şeyini hatırlıyorum filmin, o yüzden belki de bilmiyorum da. Çünkü çok şey bir senaryosu vardı. Sıralı gidiyorduk. Olabilir. Her şey yerli yerindeydi yani senaryo olarak. O filmden konuşacağız. Geçen hafta da Mads Mikkelsen'den bahsettik diye herhalde aklına geldi Gökhan'ın bir yandan. Zaten The Hunt'tan sonra Mads Mikkelsen'in bütün filmlerini izledik. Önce Şu Michael kışlı Kohlas'ı filmini. izlemiştik ama. İlk biz Michael Kohlas'ı izledik. Öyle mi? Hunt'ı sonra mı? Aha, sonra Hunt'ı izledik. Allah'ım. Düşün yani. Hey yavrum hey. Öyleyse. Öyleyse böyle. Bu haftaki film önerilerimiz, film muhabbetlerimiz bunlar. Şimdi küçük bir 5 dakika ara verip God of War'a geçeceğiz. PlayStation'ı getireyim mi? Oyun oynarız. Hangi oyunlar var sende? God of War. Kapat, kapat. Kapat. Allah'ını seversen kapat. Görüşürüz.